Baba Torik. D grubunda Apoel'le Atletico Madrid Apoel'in sahasında karşılaşacaklar. Hani Atletico Madrid hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde açıkçası kayıplarda. Yani Madrid'in diğer bir temsilcisi olan, hani sürekli bir Real Madrid rekabetiyle beslenmiş bir kulüp. Hani belli bir gücü de var. Maddi anlamda gücü var, oyuncu kadrosunda bir gücü var ama bir türlü saha içerisindeki doğruları bir araya getiremediler ve hani büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Son hafta deplasmanda Deportivo'ya da mağlup oldular. Ama ben her zaman için şunu düşünüyorum. Atletico Madrid'de izleyeceğiz. Onu izlerken de onu görüyorum. Hani çok yetenekli oyuncuları var. Yani hani Agüero, Forlan, Simao, Maximo Rodriguez bir şeyleri var. Yani hani bir güçleri var. Saha yansıtabilecekleri, her an patlama yapabilecekleri bir güçleri var ve o yüzden hani şu anki halleri, yani ligdeki ya da Şampiyonlar Ligi'ndeki konumları onların futbol anlamındaki değerlerini yansıtmıyor. Apoel'e bakacak olursam, hani Madrid'in deplasmanda karşılaşacağı Apoel'e, hani kendi liginde 4 haftadır galip ama hani ligler arasındaki seviyeyi düşündüğümüzde, yani bunun çok da bir şey anlam ifade ettiğini düşünmüyorum. Apoel zaten bu gruptaki tek puanını Atletico Madrid'den almış. Hani eksik oyuncuları var. Şampiyonlar Ligi ihtimalleri kalmadığı için iki takımın da bu Avrupa Ligi'ne gidecek takımı belirleyecek maç. Ve ben açıkçası hani bu maçta az gollü, kısır, hani genel anlamda zaten şöyle bir şey, kağıt üzerindeki favori Atletico Madrid ve ben açıkçası hani istediği skoru alarak hani kötü zamanla biraz kötü giden bu şeylerden bir Avrupa Ligi katılımı, yani Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazanarak en azından biraz daha böyle nasıl diyeyim, taraftarını mutlu edeceğini düşünüyorum ve benim bu maçtaki favorim Atletico Madrid. Baba Torik.